1984'te toplandık Viyana'da. Orada bir hafta İslamiyet'i tartıştık. Aldığımız karar şu: Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki tarih boyu çıkan ihtilaf ve savaşların sebebi dini değil, siyasidir, ekonomidir. Ve biz bu zamana kadar sahte peygamber olarak vasıflandırdığımız Muhammed onların tabiri. Yanlış söylemeyeyim. Yani ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Onun tabirini kullanıyorum. Muhammed, İbrahim'den beri devam eden peygamberlik zincirinin son halkasıdır. Eğer bir Hristiyan böyle kabul eder ve Muhammed'i peygamber ilan ederse kesinlikle Hristiyanlıktan çıkmaz. Daha nice kararlar vesaireler. Onun için ben şunu söylemekte beis görmüyorum. Eğer biz sözlerimiz, hareketlerimiz ve fiillerimizle doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu Avrupa'ya lisanlarını öğrenerek ama onlara tatlı ve güzel bir üslupla Kur'an'ın tabiriyle وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Avrupa'nın İslam düşmanı olduğunda şüphe yok. Şu anda ben Hollanda'daki bu nispetin %62,5 olduğunu söyledim. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor ve arkasından da aman ve kûlâ lehu kavlen leyyinâ yani ona yumuşak sözlerle meseleyi anlatın diyorsa eğer biz Avrupalı'ya anlatalım inanın ki bölük bölük İslamiyet'e dehalet edeceklerinde şüphem yok. Ve son cümlelerim vaktim de bitti. İslam alemi hiç endişe etmeyin. Bediüzzaman'ın İslam alemiyle alakalı müjdeleri birinci dönem çıktı. Kaldı ikinci dönem. Ben Libya'da, Mısır'da vesairede çıkan olaylarım Sarkozy'nin falan değil. Türkiye'nin lehine ve İslam'ın lehine gelişeceğine inanıyor. Ve sene sonunda %100 kar edecek bir tüccar gibi çok rahat konuşuyorum. Bunun sebebi de Bediüzzaman'ın tespitleri. Beyler bir, Bediüzzaman diyor ki 21. asır ölüm ve fünunun, beşeriyetin ölüm ve fünuna döküleceği asır. Artık bu asır bilim asır, fen asır. Dolayısıyla kendi tabiriyle okuyorum. Akıl, ilim ve fennin hükmettiği gelecekte elbette akli delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren ve çoğu ayetlerinin sonunda efela tahkilun, efela tetedebberun, efela tetefekkerun diyen Kur'an-ı Kerim hakim olacak diyor. Nitekim batılıların second life, ikinci hayat dediği ve içinde Facebook'un, Twitter'ın, internetin, chat sitelerinin, Messenger'ın vesairenin bulunduğu bütün bu internet ve benzeri teknoloji ve iletişim teknolojileri bilesiniz ki hakikatin özünü teşkil eden Kur'an'ı dünyada hakim kılacak. Bugün İslam aleminde de doğrular yayıldıkça İslam alemi uyanacak. Yanlış duymadınız. 1985'te gittiğim Kuveyt'te hem de resmi görevli olduğum halde 6,5-7 saat beni beklettiler gümrükte. Ama Avrupalılar elini sallayarak sadece pasaportunu göstererek geçiyordu. Ben 3 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittikten döndüm. Girerken merhaben bike ahin azizi Türki tafaddal dedi. Pasaportu gösterip geçtim. Ama Avrupalı ve Amerikalılar gümrük sırasında bekliyordu. Devir değişti. Bediüzzaman'ın tabiriyle her kışın bir baharı ve her gecenin bir neharı ve gündüzü var. İslam'ın gündüzü dönemindeyiz. Şimdi enteresan bir cümleyi daha söyleyeceğim. Merak etmeyin, bitireceğim. Çok üzülmeyin. Gelmişsiniz yani, ne yapalım? Bura önemli bir hadise. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri 1911'de okuduğu Hutbe-i Şamiye ve benzeri eserlerinde aynen şunu ifade ediyor. İslam alemiyle alakalı iki müjde veriyor. Bunlardan birincisi 1911'de Osmanlı Devleti ve kısmen de İran hariç bütün İslam alemi işgal altında.
Hiçbir bağımsız İslam ülkesi yok. Böyle bir dönemde Allah'ın lütfuyla o Bediüzzaman neyi haykırıyor biliyor musunuz? Okunacak çok şey var da aynen şunu haykırıyor, okuyor. Çok zamandan beri esaret altında kalmış, bağımsızlığını kaybetmiş Hindistan, o zaman Pakistan yok. Pakistan 1956'da. Hindistan, Arabistan gibi İslam aleminin büyük memleketleri birer devlet-i İslamiye şekline girecek. O zaman Arabistan da işgal altında, dikkat ediniz. Ve 40-50 sene sonra tabirini kullanıyor. Hint'te 100 milyon bir İslam devleti ortaya çıkacak. Yani Pakistan. O günün nüfusu. Java'da, yani Endonezya, Java'da 50 milyondan ziyade bir devlet-i İslamiye ortaya çıkacak. Arabistan'da 4-5 bin Müslüman devlet çıkacak. Yani bugünkü Kuveyt'i vesaire devam ediyor. Ve bu Müslümanların ve İslam aleminin bayramının mukaddemesi olacak diyor. Yani bugün 56 Müslüman devlet doğmuş, bu mukaddeme neyin mukaddemesi hocam? Üstada soruyoruz. Üstad diyor ki İslam'ın asıl bayramı olan Cemahir-i Müttefika-i İslamiyenin diyor mukaddemesi. Yani İslam alemi Birleşik İslam Cumhuriyetleri tarzında Müslüman devletler birleşince hakiki bayramı o zaman yapacak. Beyler, şu anda dünyadaki gelir kaynaklarının %27'si İslam alemine ait. Ama bunun %3.4 veya 4.7'sinden ancak istifade edebiliyor. Tümü Avrupa'ya ve Amerika'ya gidiyor. Bu gayet açık. İşte Bediüzzaman Hazretleri, bura o cümleyi ben okumadan edemeyeceğim. Hakikaten önemli. Yabancıların canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler. İslam dünyasında hürriyet, istikbal ve İslam birliği cereyanlarını da hızlandıracaktır. Nihayet müstakil İslam devletlerinin teşkilini netice verecektir. İnşallahu Teala bu İslam'ın bayramına mukaddime olacak. Ve Cemahir-i Müttefika-i İslamiye, Birleşik İslam Devletleri de meydana gelecek. Ve İslamiye dünyaya hakim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i İlahiyeden kuvvetle ümit ve niyaz ediyoruz bunu. Geçen duydunuz siz ama yine duyun benden. Bir gazeteci bizzat anlattı bana. Hocam, devlet başbakanımızın ziyareti sırasında Suudi Arabistan, ki en çok Türklere muhalefet eden devletlerden biridir, Mısır ve Suudi Arabistan, çok lüks bir kafede kahve içmeye gittik. 20 küsur gazeteci, Türk gazeteci. Hepsi var, her cinsten insanımız var. Her bir kahve en az, biliyorsunuz oralarda, 8 dolar, 10 dolar. Yanlış duymadınız. İçtik, tabii içimizde zengin gazeteciler var. Hesap vermek üzere 3 kişi hızla kasaya doğru gitti. Ben vereceğim. Bunun üzerine o kafenin sahibi demiş ki, hesabınız ödendi. Kim ödedi? Davos'ta ödendi demiş. Yanlış duymadınız. Ben siyasetçi değilim. Yani yanlış anlamayın. Bu seçim mahfiline girdiğimiz dönemde. Ama bu İslam kardeşliğinin özelliğidir. Burası çok enteresan. Mısır'da verdiğim konferans sonunda öylesine bir cümle kullandılar ki, yakında Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Olaylar yoktu o zaman. Eğer Türklerden birisi aday olursa Kur'an'a yemin ediyoruz ki kesinlikle o %70'le Cumhurbaşkanımız olur dedi. Benim son sözüm şudur. Bitiriyorum. Beyler, bunun da misalleri çok, girmiyorum. Söz verdim, bitiriyorum. Birbirine benzeyen ağaçları diğerinden, birbirinden ayıran vallah da billah da meyveleridir. Evet. Ben köylüyüm.
bir bahçede baharda yaprak açtığında yalancı armudun yaprakları meyve veren armuttan daha güzeldir. Ama siz aldanmayın, meyve vereni tercih edin. İşte bu kaide gereği 28 sene hapis hayatı çilesini çektikten ve 80 sene dopdolu bir hayat yaşadıktan sonra bundan 51 sene evvel ebedi aleme intikal eden ve şu anda kabrinden ey Ahmetler, Aliler, Zekiler, Mustafalar, Ömerler, ben acele ettim, kışta geldim, siz cennet gibi bir baharda geleceksiniz, meyveleri toplayacaksınız, ne olur gelin, hor hor, biliyorsunuz benim kabrimin başında bir kabir taşı hükmünde olan hor horun oradan bana da bu müjdeleri veriniz, ben de heniyen lekum diyeceğim, afiyet olsun, İslam'ın fütuhatını lezzetle yaşayın, tembelliği bırakın, ittifakı temin edin diyecek. İşte, işte bu Bediüzzaman ağacının meyveleri ortadadır. Rahmetli Osman Yüksel'in tabiriyle şimdi Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, İslam aleminde de değil, bütün dünyada her teşekkülün, Birleşmiş Milletler'in ve bütün uluslararası kuruluşların, özellikle Türkiye'de vatanını ve dinini seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet var. Said Nursi ve talebeleri. Hürmetle güven arz ediyorum efendim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Vakfımızın eski başkanlarından Dumlupınar Üniversitesi eski dekanlarından Profesör Doktor Adem Tatlı hocamızı davet ediyorum efendim.